İş adamının işleri bozulmuştu. Ne yaptıysa olmuyordu. Bir zamanlar çok başarılı bir insan olmasına rağmen, şimdi büyük olan sadece borçlarıydı. Bir taraftan kredi verenler onu sıkıştırırken, diğer taraftan da bir sürü insan ödeme bekliyordu. Çok bunalmıştı. Hiçbir çıkış yolu bulamıyordu. Nefes almak için parka gitti. Bir banka oturdu. Başını ellerinin arasına aldı. Bu durumda nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı. Tam bu sırada birden önünde yaşlı bir adam durdu. "Çok üzgün görünüyorsun. Seni rahatsız eden bir şey mi oldu? Benimle paylaşmak ister misin?" diye sordu yaşlı adam. İş adamının yakınmalarını dinledikten sonra "Sana yardım edebilirim." dedi. Çek defterini çıkardı. İş adamının adını sordu ve ona bir çek yazdı. Çeki ona verirken de şöyle dedi. "Bu para senin. Bir yıl sonra seninle burada buluştuğumuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi al." dedi yaşlı adam. Ve kayboldu. Hızla gözden kayboldu. İş adamı elindeki çeke baktı. Çekte 500 bin dolar yazıyordu. Ve imza için John Rockefeller aitti. Yani o gün için dünyanın en zengin adamına. "Tüm borçlarımı hemen ödeyebilirim." diye düşündü. Zengin adama ait bu çekle her şeyi çözebilirdi. Ama çeki bozdurmaktan vazgeçti. Bu değerli çeki kasasına koydu. Onun kasasında olduğunu bilmenin güveniyle yepyeni bir iyimserlikle işine tekrar dört elle sarıldı. Büyük küçük demeden tüm işlerini değerlendirmeye başladı. Ödeme planlarını yeniden planladı. İyi yapılan işler yeni işleri doğurdu. Birkaç ay sonra tekrar işlerini yoluna koyabilmişti. Takip eden aylar ise borçlarından tümüyle kurtulup hatta para kazanmaya başlamıştı. Tüm bir yıl boyunca çalıştı. Tam bir yıl sonra eline bozulmamış çek ile parka gitti. Kararlaştırmış saatin gelmesini bekledi. Tam bu zamanda yaşlı adamın hızla ona doğru geldiğini gördü. Tam ona çekini geri verip başarı öyküsünü paylaşacakken bir hemşire koşarak geldi ve adamı yakaladı. Hemşire, "Onu bulduğuma çok sevindim. Umarım siz rahatsız etmemiştir." dedi. Çünkü bu bey sürekli olarak huzur evinden kaçıp bu parka geliyor ve herkese kendinin John Rockefeller olduğunu söylüyordu diye ekledi. Hemşire adamın koluna gelip onunla birlikte uzaklaştı. İş adamı şaşkın bir şekilde öylece durdu kaldı. Sanki donmuştu. Tüm yıl boyunca arkasında yarım milyon dolar olduğuna inanarak işleri almış, yapmış ve satmıştı. Birden hayatının akışını değiştiren şeyin para olmadığını fark etti. Hayatını değiştirenin yerinde kendinde bulduğu kendine güven ve inançtı. Başarının sırrı kasamızda duran değil, kendi kalbimize ve kafamızda olandır. Başka yerde aramaya gerek yok.